Kalede Mert oynayacak. Savunmanın sağında Onur, solunda Umut var. Stoperler Zaynutdinov ve Tayyip Talha. Orta sahada Demir Ege'yi bekliyorduk ama Salih var. Salih, Amir Jetson orta sahası. Semih bir kanatta. Diğer tarafta Raşit Sağ ve Cenk Tosun santrafor olarak görev yapacak. Birazdan bağlantımız olacak Dolmabahçe'ye. Biz hemen kendi aramızda yorumlayalım. Ahmet Hocam, nasıl buldun kadroyu? Beklenen 11. Geçen haftadan Rize'den bir değişiklik. Demir Ege'nin yerine Salih girmiş. Yani hoca da ki ben anlayışla karşılıyorum. Orada biraz daha deneyime önem vermiş. Konu Demir Ege'ye güvenmediği değil. Takımın biraz daha önde olan, lideri olabilecek tarzdaki futbolcuları motive amaçlı onlara bir adım öncelik sağlayabilir. Kadro Beşiktaş'ın şu an çıkarabileceği bence en iyi kadro. Amir büyük bir ihtimalle defanstan oyun kurmada yine o bağlantıları yapacak. Biraz da oraya yakın 6 numara konumundaki futbolcu olacak. Oyun içinde hocanın felsefesini net bir şekilde göreceğiz. Onu merakla bekliyorum. Evet, bu arada Başakşehir maçı bitti. Başakşehir 3-2 mağlup etti sevgili seyirciler. Alanyaspor'u. Son dakikalar çok zevkli, çok çekişmeli geçmişti. Ve 3-2 kazandı. 5 gollü bir mücadele. Şimdi Furkan Yıldız'a gidelim. Tabii ki Serdar Sarı'dan da görüşlerini alacağız. Hemen Furkan Yıldız'a ve Ogün Şahinoğlu'na bırakalım sözü. Orada maça bir saat kala son durumu alalım. Onur Yıldız, çok teşekkürler. Dolmabahçe'de 11'ler belli oldu. Yanımızda da Sabah Gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu var. Hem kadroları hem de tabii ki Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. Ogün, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Beşiktaş'ın 11'ini aktararak ben bağlantıma başlayayım izninle. Aslında tek bir eşitlik var Beşiktaş'ın. Gün boyu aktardığımız muhtemel 11'inde bugün Demir Ege yerine Fernando Santos Salih'i 11'de tercih etti. Biz tekrar Beşiktaş'ın 11'ini aktarmamız gerekirse eğer, kalede Mert Günok görev alacak. Dörtlü savunmanın sağında Onur, solunda Umut. Stoper'de ise bugün Tayyip Talha Sanuç'la beraber Bahtiyar Zaynutdinov'u göreceğiz. Önlerinde yine üçlü bir orta saha dizilişi. Beşiktaş'tan Miraç Zahmet, Tobis, Salih Uçan ve Jetson Fernandez. Hücumunsa sağında Raşitsa, solunda Semih Kılıçso, en üstte ise Cenk Tosun 11'inde. Beşiktaş bugün Havakars Fatih Karagümrük karşısında galibiyet arayacak. Svensson yedek kulübesinde Beşiktaş'ta. Evet. Tek değişiklik var Rize'ye kıyasla. Bugün Demir Ege yerine Salih. Önce kadroyu sorayım, nasıl buldun? Sonrasında transferi de konuşacağız. Ben önce Barış'ın doğum gününü kutlayarak başlayayım. Kameraman arkadaşımız Barış Seven'in doğum günü. Öncelikle onun doğum gününü kutlayayım. Bugün bir de ilginç, yani Şenol yazılı bir bereyle gelmiş buraya. İlgimi çekti. O yüzden yayına girerken söyledim. Fernando Santos'un ilk maçı. Oyuncularla alakalı olarak ben dün konuştuğumda çok pozitif bir havanın olduğu ve herkesin bazı şeylerin farkında olmaya başladığını söylediler. Elbette saha içerisindeki performans gidişatı belirleyecek oyuncuların kaderiyle alakalı olarak. Çünkü bugüne kadar Şenol Hoca da çok tecrübeli bir teknik adamdı. Bu oyuncu grubuyla yapamadı sonuç itibariyle. Rıza Hoca, o da Süper Lig'in en tecrübeli teknik adamlarından bir tanesi. Hatta en çok maça çıkan teknik adamı. O da bu oyuncu grubuyla yapamadı. Şimdi Fernando Santos gibi dünyaca ünlü süperstarları idare etmiş, teknik adamlığını yapmış bir hocası var Beşiktaş'ın. Ve artık beklenti bu takımın disipline edilmesi ve aynı zamanda sahadaki o konsantrasyonun yeniden sağlanması. Çünkü Beşiktaş bu sezon birçok maçta kırılma anlarını yaşadıktan sonra maçtan kopuşlarını erken safhada gösterdi. Yani 20-25. Dakikalarda gol yediği zaman dahi Beşiktaş maçın geri kalanında sanki 70 dakika yokmuş gibi oynuyordu oyunu ve kopuyordu. İlk önce Beşiktaş'ta disiplin sağlanması gerekiyor Ümraniye'de. Bu kesin olan bir konu. İkinci olarak da oyuncuların saha içerisindeki konsantrasyonu. Yani birinci dakikadan 90. dakikaya kadar maç bitmemiş gibi mücadele etmeleri gerekiyor. Avrupa sınavlarında özellikle bunları çok yaşadı Beşiktaş, bu tip sıkıntıları. Burada yeni bir başlangıç var. Kadroyla ilgili olarak hemen gelir gelmez zaten radikal kararlar beklemiyorduk. Benim beklediğim kadronun birebir aynısı oldu bu arada. Salih Uçan'ın 11'de olması zaten beklenen bir şey. Geçtiğimiz hafta sarı kart cezalısıydı. Orada Salih, Amir, Gerson üçlüsü bir arada daha önce, yani geçtiğimiz sezon neler yaptığını gösterdiler. Çok iyi bir performansları vardı ama bu sezon aynı uyum olmadı. Zaman zaman sakatlıklar vesaire birbirinden kopardı, onları etkiledi. Bir de takımın geneli zaten kötüydü. Ama bu üçlüden tekrar aynı verimliliği alabilirse Beşiktaş ve Fernando Santos'un önderliğinde, tabii ki orta saha merkezi kuvvetli olduğunda oyun da daha da gelişir. Beşiktaş'ta son haftalarda sonuçlar bir aşağı bir yukarı ilerlerken tek sevindirici olan
konu Semih Kılıçsoy'un performansıydı. Semih'i ayrı tutmak gerekiyor. Bugün takıma kim dönerse dönsün. Abubakar sakatlığı var, konuşacağız. Kim dönerse dönsün Semih'i şu performansıyla kesemez. Hatta mevcuttaki hücum hattındaki en formda oyuncu son 2-3 maçlık periyoda baktığımızda. Bu adımları atmaya devam ederse, ilerlemeye devam ederse Euro 2024'te de Avrupa Şampiyonası'nda da ben Montiel'in kendisine geniş kadroda yer vereceğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok yetenekli bir oyuncu ve çok da güçlü bir oyuncu var. Normal şartlarda biz altyapıdan çıkan oyuncularda ilk konuştuğumuz konu fiziksel eksiklikleri. Hep birçoğu yaşamıştır bunu. Ben nadir yaşamayan oyunculardan bir tanesi Beşiktaş üzerinde söylersem Emirhan İlkan'ı görmüştüm. Hakikaten çok iyi bir fizyolojiye sahipti ve şimdi Semih Kılıçsoy aynı şekilde stoperlerle girdiği mücadeleyi görüyoruz. Yıkılmıyor, ayakta kalıyor. Geçtiğimiz hafta yani bu çok kıymetli. Genç oyuncular için hep pişsin, hazır olsun, işte tecrübe edinsin. Hayır, 18 yaşında. 18 yaş artık futbolda, modern futbolda özellikle normal bir yaş. A takımda ilk 11'de oynayabilmek adına çok normal bir yaş. Semih de formayı birilerinin ona hani böyle işte son 5 dakika 10 dakika vermesiyle değildi. Kendi performansıyla söküp almasını bildi. Bu da çok kıymetli. Ondan örnek alması gereken oyuncular var. Bunlar hem genç oyuncular hem de tecrübeli oyuncular. Yani bazı tecrübeli oyuncular ne yazık ki kopuşlar yaşadı ve bu kopuşlar çok sert oldu. Geçtiğimiz sezonun performansını artan en az 10 tanesi oyuncu sayarız Beşiktaş'ta. Dolayısıyla herkesin bir silkelenip kendine gelmesi gerekiyor. Fernando Santos'un olmasının Beşiktaş'a olumlu anlamda sirayet edeceğini düşünüyorum. Bugünkü maçla birlikte yavaş yavaş Beşiktaş'ta değişim başlar mı göreceğiz. İlk etapta hemen Santos'un oyuna veyahut oyuncu grubuna müdahale etmesini elbette çok radikal bir şekilde değişim beklemiyoruz. Ama adım adım olması gerekiyor. Beşiktaş'ta takviyeler de bu arada. Svensson takviyesi geldi. Yedek kulübesinde olacak bu hafta. Svensson'un ardından Svensson çok şaşırtmıştı herkesi. Sağ bekle başladı Beşiktaş çünkü. Hiç konuşulmayan bir konu olarak görülüyordu ama ben beke takviye yapılacağını Svensson olmadan önce söylemiştim. Çünkü neden? Rose orada gözden çıkarılmış bir konumda zaten. Yani onunla ilgili bir Beşiktaş'a doyurucu bir teklif gelirse Rose ülkesine dönmeyi arzu ediyor. Olacaktır. Bundan sonraki hamleler sen soracaktın. Ben aldım sormadın ama stoper ve orta saha hattını bekliyorum. Orta saha merkezinde Chamberlain çünkü artık bu sezon yok. Sözleşmesi, lisansı dondurulacak. Sözleşmeli lisansı ayırt edelim. Lisansı dondurulacak oyunculardan bir tanesi. Ben bir tane Chamberlain'in yerine merkeze bir oyuncu bekliyorum. İki yönlü oynayabilen. Bir de stoper hattına oyuncu takviyesi bekliyorum. Üçüncü olursa şayet imkanlar el verirse Beşiktaş özelinde bu takviyenin de kanat forvet olması yönünde planlar var. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Paylaştığın için benim çok soru sormama gerek kaldı. Bir Abubakar vardı. Abubakar'ı konuşmadık. Evet, varsa bu arada bilgiyi ekleyebiliriz. Abubakar minimum 3 hafta. Resmi açıklama gelmedi ama. Söyleyelim ama minimum 3 hafta yok Abubakar. Adele sakatlığı yaşadı. Sağ üst arka adalesinden bir sakatlık yaşadı. Bu daha önce yaşadığı sakatlıklardan bir tanesi. 3 hafta yok. Beşiktaş'a döndükten sonra net durumu ortaya çıkar. Yani kalacak mı gidecek mi tartışmaları çok fazla var ama şunu net bir şekilde söyleyelim. Hani sakatlandı bedavaya çıkarız diye düşünen kulüpler varsa Beşiktaş Abubakar'ı bedavaya vermeyecek. Teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Bizimle paylaştığın için Mavakars Fatih Karagümrük'ün 11'ini aktaralım hemen. Sonrasında sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Kalede Emre Bilgin görev alacak. Savunmanın sağında biraz ki sol tarafında Levent, savunmanın merkezi Salih'le beraber bugün Drešević'i göreceğiz. Önlerinde ise orta alanda bugün Rohten'le beraber yeni transferlerden Kurbelis'i göreceğiz. Avakars Fatih Karagümrük'te. Hücumun ise sağ tarafında Güven, sol tarafında Can Keleş. Merkezde Valentin Ezerik ve Nüseysa Kevin Lasagna 11 ile Avakars Fatih Karagümrük'te bugün sahada olacak. Biz yine maç sonrasında buradan Dolmabahçe'den tüm yansıyanları bu reklamlarda aktarmaya devam edeceğimizi ifade edip söz tekrardan size bırakalım. Onur Yıldız.